Burası Singapur. Tropikal bir yerdeyiz. Endonezya olma ihtimali çok yüksek. Ancak değil, burada ben Japonca harfler gördüm. Trafik soldan. Japonca değil bunlar. Bunlar muhtemelen Çince. Eğer öyleyse Malezya'dayız ki bu siyah beyaz direkleri Malezya'da görebilme şansımız var. Tabii ki de doğru cevap. Bu tarz turlarda ipuçlarına bakmak çok önemli. Görmüş olduğumuz gibi az önceki yerde biraz Japonca'ya benzeyen bir yazı vardı. Ancak daha çok Çince'ye benziyor. Rakiplerimizin de Çin'i ve Vietnam'ı tahmin etmesi o sebepten. Araca baktığımız zaman Endonezya ve Malezya'da görebileceğimiz bir araç. Manzaraya baktığımız zaman da bu görmüş olduğumuz palmiye ağaçları, daha doğrusu İngilizcesi oil palm olan ağaçları gördüğümüzde en çok Malezya'da olduğumuzu düşünebiliriz. Burası çok yüksek ihtimal Kamboçya. Angkor Wat'a benziyor burası. Doğru telaffuz ettiysem eğer. Tabi doğru olmayabilir. Angkor Wat'a birazcık da benzemiyor belki diyebilirim. Ana binayı göremiyorum. Bu değil tabii ki. Belki şu binadır. Oraya geçebiliyor muyuz? Evet, ana bina bu değil. Sanırım şuradaki, evet, bu Angkor Wat. O yüzden rahatlıkla Kamboçya'da olduğumuzu anlayabiliyoruz. Burası trafik sağdan. Bir ipucu yok. Bir Slav ülkesi mi acaba? Evet, Slav ülkesi. Ya da Balkanlarda. Polonya değil. İsviçre yapıldı. Alçak kameradan dolayı mı acaba? Kamera biraz alçak belki. Çek Cumhuriyeti değil. Burası çok yüksek ihtimal Slovakya olabilir. Tabela biraz onu andırdı. Burası çok çok yüksek ihtimal Almanya. Manzaraya baktığımız zaman da öyle. Çok fazla ipucu aramamıza gerek yok. Burada Strasse yazıyor. Belki farklı bir harfle yazıyor ama. Burası Almanya. Latin Amerika'da olabilir burası. Ya da Güney Afrika'da bir yer olabilir. Yazı İspanyolca. Burada kademeli bir üçgen elektrik direği var. Belki Brezilya olabilir mi? Bu dil hiç yardımcı olmadı Portekizce olup olmadığını anlamamız konusunda. Mercado. Belki. Biraz tahminleri bekleme riskini alsak mı acaba? Arjantin değil. Onu zaten tahmin etmiştim. Brezilya olabilir mi? En büyük sorumuz bu. Bu şekilde pek boyadıklarını bilmiyorum. Meksika yanlış cevap. Bir Brezilya bakalım. En büyük tahminimiz o. Doğru değil. Aslında biraz kurak bir yer. Şili olabilir mi? Şili olabilir belki. Hem yolda sarı çizgi de yok. En çok Latin Amerika'da sadece beyaz çizgi bulabileceğimiz ülke Şili. Süremiz daralıyor. Şili yapılmamış. Doğru cevap. En son doğru cevap yaptıktan sonra bunu da gördüm. Bu benzer tabelaları Şili ve Arjantin'de görebiliriz. Burası Singapur. Hemen tahminimizi kilitleyelim. Doğru cevap. Yine Latin Amerika olabilir.
Aslında belki biraz Rusya olabilir mi? Değil. Latin Amerika aracımız yine beyaz. Şili en büyük aday yine. Ana yoldan çıktık. Şili yapalım yine. Şili yanlış. Brezilya'ya bakalım. Değil. Geriye açısı fikrim yok. Rakibimiz bizden önce tahmin edebilir. %50'yi kullansak mı? Çünkü ipucu göremiyorum. Rakibimiz her an bilebilir. Kolombiya değil. Belki Bolivya olabilir mi? %50'yi kullanalım. Dominik Cumhuriyeti değil. Muhtemelen Bolivya. Evet, doğru cevap. Oo. Burası çok zor olacak. Bu tracker coverage nerede olabilir? Açıkçası en çok tracker coverage olan ülkelerden Hindistan ve Kamboçya pek benzemiyor. %50'yi kullanmamız kötü oldu ki diğer rakibimize de yok. Bronz lobiden olan rakibimiz de var. Ve bunu evet Kamboçya'da görebiliriz. Bakalım. Doğru cevap. Süper. Burası Türkiye burası. Evet. İlk kez çok şüpheli bir şekilde Türkiye burası dedim. Geç kalmadan tahminimizi yapalım ve Türkiye bize galibiyeti getiriyor. İlk baktığım zaman herhangi bir Türkçe sözcük görmediğim için çok az şüphelendim. Bazen o tarz manzarayı Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da görebiliyoruz. Bazı noktalarda Türkiye'ye benzeyen manzarası var. Bu ekranın gelme sebebi oyunun başında bu ekrandan başlamıştım. O yüzden Türkiye ile oyunu kazandığımız ekranını göremedik. Ancak olsun, ilk defa Türkiye ile bir galibiyetimiz var. İngilizce yazılar var. Güney yarım kürede gibiyiz. Bana burası Yeni Zelanda gibi geldi. Avrupa şeridi sanki yok gibi. Varmış. Avusturya gibi burası. Bu Bollard sanırım Avusturya'da bulabileceklerimizden. Herhangi bir Almanca yazı var mı? Bu plakada biraz kırmızı blur var. Volkswagen yazısını gördüm. Avusturya en büyük adayımız. Avusturya'daki plakaların genellikle alt kısmında kırmızı bir çizgi bulunmakta. Şu şekilde. Üstte de bulunmakta sanırım. O yüzden hafif kırmızı bir blur var. Ancak Belçika'dakine göre çok daha az. Trafik soldan Büyük Britanya. İrlanda olma ihtimali neredeyse yok o tabeladan dolayı. Pek bakmamıza gerek yok. Tahminimizi yapabiliriz. Biraz Akdeniz iklimine benziyor. Çok emin değilim ama. Evet, pek benzemiyor. Kuzey yarımküredeyiz. Aşağı doğru gideceğim. Rakibimiz tahmin yaptı. Araçtan çıkarmış olabilir. Rakibimiz bildi. Bunu sanki Amerika'da görmüşüm gibi hatırlıyorum. Değil ama burası muhtemelen bu Portekizce bir tabela. Portekiz'e bakalım. Doğru cevap. Sanırım rakibimiz Akdeniz iklimine benzer olduğu için araçtaki bu antene bakarak da
hangi ülkede olduğumuzu anladı. Arjantin olabilir burası. Burada Arjantin'deki plakalara benzer bir plaka var. Sokak tabelasına bakayım. Genelde Arjantin'de siyah görürüz diye hatırlıyorum. Tahminimizi yapalım. Plaka bize hangi ülkede olduğumuzu bilmemize yardımcı oldu. Burası Avustralya olabilir. Değilse Yeni Zelanda. Ama düzlük olduğu için bana daha çok Avustralya gibi geldi. Yanlışsa her Yeni Zelanda'ya tahminimizi hazır tutalım. Jenerasyon 2 kamera. İtalya olabilir gibi manzara. Yoksa çok daha farklı yerde de olabiliriz aslında. Eğik bir kamera. Herhangi bir Avrupa şeridi göremedim. İtalya, Hırvatistan olabilir. Bir dil görebilir miyiz? Tabelayı kaçırmış olabiliriz. Çok enteresan durumdayız. Bu görmüş olduğumuz siyah beyaz şevron tabelası İtalya'da olabilecek bir tabela. Çok hızlı ilerliyor bu kamera. Aracın plakasını göremiyoruz. Maalesef bu kötü oldu. Mavi beyaz Avrupa şeridini görebilir miyiz diye bakmıştım. O araçta plakayı görme şansımız olmayabilirdi. İlerleyemiyoruz. Zaman daraldı. İtalya en büyük adayımız. Doğru cevap. İpucu aramak yerine tahmin de yapabilirmişiz. Güzel, böylece son dörde kaldık. Baltık tarafları gibi bu eve baktığımızda. Şurada Serbia yazıyor. Belki cidden Sırbistan'da olabiliriz. Doğru cevap. Oh, rakibimiz Brezilya ve Portekiz yaptı. Ne gördü? Bunu gördü sanırım. Budite Deonas. Evet, İspanyolcaya benziyor. Ancak Sırbistan'ı bu görmüş olduğumuz yazı sayesinde anlıyoruz. Bakalım finale mi çıkacağız yoksa yarı finale mi devam edeceğiz? Finaldeyiz. Burası Avrupa gibi. Kristan. Henüz hiçbir fikrim yok. Doğrudan Çekya'da olabilir miyiz? Sırbistan yapıldı. Slovakya yapacağım. Çekya yapacağım. Evet, ikisinde de değiliz. O Sırbistan zaten rakibimiz yapmış. Çok kötü oldu. Neyse, ona takılmayalım. Burada sarı bir tabela var. Centro. Polizia. Polonya'da mıyız? Şu tabelaya son kez bakalım. Değil, Polonya'da değiliz. Romanya yapıldı. Rakibimizin ve bizim birer hakkımız kaldı. Lidl yardımcı olmayacak. Bu da değil. İpucu. Sarı tabela. Trieste, Ljubljana. Hırvatistan'ın sınırı olan muhtemelen Slovenya'dayız. Ljubljana burada olması lazım. Doğru cevap. Bu benim yaşamış olduğum en karmaşık finallerden biri olabilir. Çok az ipucu vardı. Şansımıza bu ipucunu bulduk. Ljubljana'yı gördüğüm zaman Sırbistan, yanlış tahmin olmasına rağmen ilk aklıma Sırbistan geldi. Ama sonra Ljubljana'nın Slovenya'nın başkenti olma ihtimalini hatırladım. Bu sebeple de haritadan bakıp teyit ettikten sonra rahatlıkla Slovenya'da olduğumuzu anladık. Tabelada ayrıca Hırvatistan'ın domain kodu yazıyordu, HR. Yani bu Hırvatistan'a komşu olan ülkelerden birinde olduğumuzu gösteriyordu. Böylece tahminimizi daha kolay yapabildik.
Video beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımı takip edebilir ve zil butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.